Şimdi tabii merak ettiğimiz konu şu, bu işin sportif etkileri nasıl olacak, ekonomik etkileri nasıl olacak, hukuki etkileri nasıl olacak? Ama öncelikle şimdi bu takvimi bir konuşalım istiyorum ben. Ligde kalan 8 hafta var, zira Türkiye Kupası'nda bir yarı final rövanş maçı var. Şimdi buna göre bu takvim acaba nasıl ayarlanacak? Emre Bal, ne dersin? Şimdi Sayın Nihat Özdemir açıklama yaptı. Haziran ayı içerisinde bu işleri bitireceğiz, bu ligi bitireceğiz diye. Tabii hızlandırılmış bir tur seyredeceğiz büyük ihtimalle. Yani çarşamba hafta sonu, perşembe pazar, çarşamba cumartesi falan gibi oynatıp bu suretle ligi bir şekilde bitirecekler. Fakat bugün itibariyle bence artık ligin tadı tuzu pek kalmadı gibi görünüyor. Yani nasıl bir reaksiyon verecek futbolcular haftada iki maç oynamaya? Fakat herkes elini taşın altına bir şekilde koyacağız. Hayatın normal akışına döndüğümüz anda bu işi de bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü ya Haziran'dan sonra da maçları oynamak çok zor. Türkiye sıcak oluyor yani. 40 dereceye varan sıcaklıklar oluyor. Dolayısıyla o şartlarda maç oynamak öyle kolay bir şey değil. Şimdi tabii form durumları, düşüşte olan takımlar, yükselişte olan takımlar, düşenler, kalkanlar. Bir kere şu Almanya'nın verdiği kararı biz de alabiliriz bu sene. Onu da söyleyeyim. Yani bu sene mesela Kayseri ve Ankaragücü iki tane yükselişte olan takımdan bir tanesi, ikisi. Son haftalarda bakıyorum ikisi de iyi oynuyor. Özellikle Ankaragücü'nü ayrı bir yere koymam lazım. Yani kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapan bir Ankaragücü görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda bu lige verilen ara nasıl az önce Galatasaray'dan bahsetti, formdaydı Galatasaray'da, Ankaragücü de formda. Mutlaka bu verilen ara bir form düşüklüğüne sebep olma ihtimali var mı? Var. Olmayabilir. Tabii şimdi her Bireysel takımı çalışma baştan yaparlar. konuşmaya başlayacağız Bak şöyle bir muhtemelen. şey yapayım. 10 gün futbolcuyu evde oturttur adam biter. Hiç futbol oynamamışçasına yani o lig başında biliyorsun bir tatil oluyor ya kampa geldikleri dönem. Aynı o döneme geri döner. 10 gün eğer çalıştırmazsan oyuncuyu. Bireysel çalışma diyecekler. Herkesin evine mutlaka program vermişlerdir. O bireysel programa çok kişi uymuyor ya. Yani ben hatırlıyorum bir geliyorlardı şeyden tatilden. Tatile giderken de normalde ellerine bireysel çalışma programı veriyorlar. Bir geliyorlardı benim gibi göbek Kilo abi. almış, evet. Benim gibi göbekle gelen futbolcular oluyordu yani. Onun için tatillerde böyle... Fernando abi 20 kilo falan alıyordu. Şey mesela Andre Santos acayip geliyordu abi ya. Böyle resmen bu Brezilyalılar falan çok ya. Bir de onların eti falan güzel olur biliyorsun. Dünyanın en iyi eti Brezilya, Arjantin, Arjantin, acayip iyidir onların etleri. Biz Adana Madana falan deriz ama onların da eti iyidir ya. Bizim Adana'mız, Urfa'mız falan da güzeldir de. Onların da eti harika. Şeyi de güzel, tatlı matlı şeyleri de güzel. Tabii tabii ama böyle resmen bak. Et o kadar göbek yapmaz ama protein yapmaz onları. Resmen böyle göbekle geliyorlar da inanamazsın Demek ya. Demek ki hamur işine yükleniyorlar. Yani neye yükleniyorlar bilmiyorum Biz artık. Biz bir Brezilya mutfağına, restoranına gittik işte. Abi 5 çeşit ayrı ayrı yemek. Senle de İspanyol mutfağına hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Abi İspanyol, Normal Arjantin, yani. Brezilya bunların mutfağı gerçekten çok iyi oluyor. Özellikle ben bir etçiyim ben biraz. Severim eti. Ben de öyleyim. Evet. Bizim Fernanda şey gibi. Ama onu abartmamak gerekiyormuş. Yani işte 10 gün. Et olayını biz mesela eti yeriz. Değil mi? Gürkan Hoca mı söyledi ya da. Gürkan Hoca dün söyledi haftada 2 günü geçmeyin. Ha işte ondan duydum bak yani ki o konuda uzmandır o. 2 günü Güzel, geçmemek iki lazım. Güzel iki konuğumuzda izlemiştin akşamki programı. Teşekkür ederim. Bütün program. Türkiye izletti. Çok Ezgi Hanım sizi ekranda efendim. Gördüğümüzde gözlerimizi alamıyoruz. Hep cam, televizyon, A-spor açık zaten. Ya siz görür çok görmez. Çok teşekkür ederim. Kumanda bile gitmiyor. Başka kanala basıyorsun geçmiyor abi. Et Bravo işte mesela... benim konuklarımdan beklediğim tepki bu. Çok ben teşekkür ederim. Güney Afrika'da Muhsin Hoca'yla bir restorana gittim. Şu anda Ezgi'yi övmen gerekiyor ama sen evet. Güney Afrika'ya falan girdin. Biraz daha Ezgi'yi bundan sonra i̇zledik, devam etsin. İzledik. Güney Afrika'da Muhsin Hoca'yla bir restorana gittim. Johannesburg'da. Et olayında onlar da çok iyi. Yani peki hiç, şimdi yemek programına çevirmeyelim programımızı. Futbol ekseninde kalalım. Ama kilo alıyorlar. Yani oradan konu açılıyor. Ya sonuçta futbolcular, sporcular 10 gün eğer bu arayı, bu şeyi, tatili iyi değerlendirmezlerse sezon başına geri dönerler. Ya, biz sadece şampiyonluk hesaplarını düşünüyoruz. Her türlü form durumu değişecek. Ya düşer şimdi sahada top oynamıyorsun. Toplu antrenman yapmıyorsun. Sadece muhtemelen fitness falan vermiştir yani. Hani koşup vücudu bir şekilde diri tutmak için. Dolayısıyla her futbolcu, her sporcuyu birlikte antrenman yapmamak, takımla antrenman yapmamak sonuç itibariyle geri götürür. Sadece şampiyonluk hesabı yapan takımları değil, düşme potasındaki yapan, onları konuştum ki onlar da sonuç itibariyle bir mücadele veriyorlar. Bir tek şimdi, Malatya'ya yaradı galiba. En çok Fenerbahçe'ye yaradı koronavirüs. Onu konuşacağım şimdi.
Dün onu akşam anlatacağım. Öyle bir soru gelmişti aslında onu da ben sağlık ekseninden çok çıkmayalım diye sormamıştım konuklarımıza. Sağlık programına çevirdim. Yemek programı diyorsun şimdi sağlık programına çevirdim. Hayır öyle değil. Dün akşam sormamıştım ama şimdi bugün soracağım aslında. Şey yazar mısın? Gerçekten... Profesör Doktor Emre Bol diye şuraya güzel kardeşim yani. Yo hayır halkı yanlış bilgilendiremeyiz lütfen. Evet, Emre gerçekten takımlar etkisini konuşmak lazım. Eşsiz bilgileri çerçevesinde evet. Belki de bilim kuruluna da seçilecektir. Yani seçilebiliriz. Şimdi bak, şeyde yani düşen takımda da, kalkan takımda da, şampiyonla oynayan takımda da bu sıkıntılar olacak. Onun için belki de bu sene bu düşmesi beklenen, ya yani aşağıda sıkıntı yaşayan takımlara bu senelik bir kıyak yapılabilir. Almanya yaptı bunu. Bu senelikten düşmeyi kaldırdı. Belki bu sene biz de 3 takımı düşürmeyiz. Alttan gelen 3 takım alır. Biraz daha kalabalık bir fikstürle evet, önümüzdeki işte, seneye geçirebiliriz. Evet işte oradaki diğer senaryoları da ben birazcık konuşmak istiyorum. Bence bu sezon oynanmamış kabul edilebilir. Yani hiç bu sene tamamen çünkü takvim ve olası senaryolar göz önünde bulundurulduğunda ben bu kadar iyimser değilim. Yani bu hani çarşamba pazar bunu yaparsın. Yani seyircisiz de yaparsın da yani bu kadar kısa sürede sadece ülkemiz değil, bütün dünyada bu sıkıntı yani devam ediyor. Bunu söylediğin zaman, bunu ben de söyleyebilirim. Yani bu da seçeneklerden bir tanesidir ama bunu söylediğin zaman bir sürü polemiğe yol açıyorsun. Ne diyorsun mesela? Ne diyor? Ben söylesem bunu, ben bunu niye söylemedim biliyor musun? Ben söylesem zaten Fener gitti onun için böyle söylüyorsun diyecekler. İnan Fener'le Galatasaray'la Beşiktaş'la alakası yok ama ben söylediğim zaman batar yani insanlara. Der ki Fener zaten şampiyonluk yarışı, onun için sen bu seneyi... boş saymak istiyorsun. Trabzon'u çıkar, biz 30 sene sonra ilk defa şampiyon olacağız. Bu lig ertelenir mi? Galatasaray çıkar, bizim hala şeyimiz var. Şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından Başakşehir çıkar. Yani anladın mı? Sivas'ın herkes isyanı olur. Sivas artık biraz daha aşağı düştü de. Herkesin söyleyeceği mutlaka bir şey olur. Bana sorarsan, yani beni eğer üzerimde sarı lacivertli formayı görmeyip de benim dediğimi dinlersen ey izleyici, bence de bu sene artık tadı kaçtı işin. Gazı kaçtı. Şimdi tadı kaçmasından ziyade Nihat Özdemir'in bahsettiği konu işlerin yolunda gitmesi senaryosu. Yani eğer her şey yolunda giderse ve bu virüs düşüş trendine geçerse Nisan ayında başlatacağız, Haziran'da da bitireceğiz diyor. Ama bir de işlerin beklendiği gibi gitmemesi senaryosu var. İşte o zaman ne gibi senaryolarla karşılaşın? Mesela playoff sistemi gelebilir mi acaba? Mesela o dillendirilmeye başlandı playoff sistemi. Playoff sistemi eğer bir yani başka içinden çıkamıyorsanız ki bu İtalya'da da gündeme geldi. Gündeme gelecek. Ben bunun hani federasyonun yaptığı toplantıda hiç konuşulmamış. İlla birisi ya da birileri algı oluşturmak için bunu konuşup gündeme getiriyorsa o tabii ona karşıyım. Ama seçenekler arasında bu da var. Bunu da gerçekçi olalım. Ya 4 takımla playoff yaparsın. Aşağıdaki 4 takımla da playout yaparsın. Hatta o da yani şey çok da mantıksız değil esasında. Şu andaki ilk 4 takımla onu yaparsın, alttaki 4 takımda da play-out yaparsın. Şimdi mesela Şampiyonlar Ligi'nde aşağı yukarı öyle bir sistem düşünüyorlar. Mesela Final Four sistemine geçip Euro Lig'deki gibi bir şekilde takımları getirip yarı finale kadar oradan tek maç sistemiyle şampiyonu belirlemek. Şimdi sen play-off yapsan o zaman Fenerbahçe diyecek ki ben niye yokum? Beşiktaş diyecek ben niye yokum? Yani burada kaç takım neye göre belirlenecek? Dört yaparsın. Acaba bunu bir turnuva şeklinde mi yapmak yoksa işte deplasman ya zaten Fener'i içeri soktun mu? 7 tane yaptın mı? Alttaki 7'yi de o zaman ligi oynatacaksın. Ligi oynatacaksın. Onun için ilk 4 takımla ilgili böyle bir şey yapılabilir ama Futbol Federasyonu'nun en son yapılan toplantısında o playoff sistemi hiç ama hiç ne tartışılmış ne konuşulmuş. Üzerinde hiç konuşulmamış. Yani sadece Futbol Federasyonumuz maçları bir şekilde oynatmaya yönelik bir takvim belirlemiş. Zaten Nihat Bey'in de açıklamalarından bunu net bir şekilde görüyoruz. Ama Ezgi'nin de söylediği gibi bu çok önemli. Hep böyle iyiye gidecek diye düşünüp planlamalar yapılıyor. Ya da Allah korusun kötüye giderse ne yapacağımızı biraz da oraya düşünmemiz lazım. Çin zaten burada Allah örnek. Korusun, ya da Çin Allah korusun kötüye giderse yemişim futbolu artık canım ya. Kötüye gittikten sonra Allah korusun yani. Yani ondan sonra futbolu Çin bence kalmaz. Burada önümüzdeki en iyi örnek Çin. Çin'de ne oldu? Ve ne olacak? Şimdi Çin yani ilk işte 31 Aralık'ta galiba ilk vaka. İşte şimdi gelinen noktada artık herhangi bir vaka yok. Sadece ben özetleyeyim mi hemen Çin'de neler yaşandığını? Şimdi Aralık'ta vaka ortaya çıkıyor. 11 Şubat'ta virüsün adı konuyor. Ligin de normalde 22 Şubat'ta başlaması planlanıyordu Çin'de. Ama süresiz ertelenmişti. İşte az önce bahsettiğimiz o virüsün düşüş trendine girmesiyle birlikte 18 Nisan'da liglerin normal şekilde yeniden başlayacağı açıklandı. Yani yaklaşık 5 ayda normalleşen bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi biz
program öncesi konuştuk. Ben de onu söyledim. Yani illa şimdi biz devletimiz bu konuda hakkında. Bizim çok merhametli bir devletimiz var her konuda. Evet.